Mersin Psikoteknik SRC Mesut Sezer Eğitim Kurumlarının sponsorluğunda hazırlanan Nil Sezer'le Seyri Alem programı başlıyor. Bölgeye gelen ziyaretçilerin en çok uğradığı destinasyon noktalarından bir tanesi burası. Bu mağaralar. Tüneller var. Benim çocukluğumda anneannem bunda çekerdi kahveyi. Yani %100 yünden yapılmıştır. Yaklaşık 250-300 yaşında olan bir halımız. Sultan Han'ı Kervansaray. Kayseri için Erciyes neyse, Aksaray için de Hasan Dağ tam da o. Hikayesine gelince, Danışmentliler komutanlarından Sultan Turhasan, 2. Kılıç Hasan'la birlikte Haçlı seferleri sırasında müthiş zaferlere imza atmış ve Hasan Dağı'nın doruklarında şehit düşmüştür. Türbesi Hasan Dağı'nın tam tepesindedir ve zaman içinde bu dağın adı da Hasan Dağı olarak telaffuz edilir hale gelmiştir. Hasan Dağı bu coğrafyayı şekillendiren mimarlardan bir tanesi. Hasan Dağı ve Melendiz'e borçlu Aksaray ve çevresi bu müthiş coğrafyayı. Aksaray'da ikinci gündeyiz. Seyir Alem'in ikinci bölümü için yollara düştük. Hazırsanız seyrimiz başlıyor. Selimiye kasabasında bulunan Selimiye Katedrali'ndeyiz şimdi de. Bu bölgeye gelen ziyaretçilerin en çok uğradığı destinasyon noktalarından bir tanesi burası. Çünkü burada Selimiye Katedrali var. Bu bölgenin en büyük katedrali. Peribacaları var ve kervan yolu var. Şimdi hep birlikte Selimiye Katedrali'ni keşfedeceğiz. Müzik
Selimi Katedrali 2 katlı 8. 9. yüzyıla tarihlenmekte. Deve kervanlarının bekleme yerlerinden, mutfaklarından, ibadet yerlerinden, şapellerden, kiliselerden oluşuyor. Osmanlı döneminde de kervansaray olarak kullanılmış. Bu bölge İpek Yolu güzergahı üzerinde ve deve kervanlarının yoğun geliş geçiş yaptığı yer. Dolayısıyla ticari hayat da oldukça yoğun ve katedralin bir bölümü, mutfak bölümü. Mutfak bölümünde neler var? Şöyle bir bakalım. Okuduğum kaynaklara göre mutfak bölümünün içinde oyuklarda kandil yerleri yapılmış, daha aydınlık olabilsin diye. İçeriye doğru girdiğimde kandillerin konduğu oyukları gördüm ilk olarak ve yine yiyeceklerin konduğu bölmeler var. İnsan eliyle oyulmuş. Erken Hristiyanlık dönemi, Roma zulmünden kaçan Hristiyanlar insan eliyle oyulmuş bu yaşam alanlarında ve ibadet yerlerinde yaşamaya çalıştılar. Mutfaktan yukarı doğru çıkıyoruz. Ve şapel, kilerin hemen üstünde Hristiyanların küçük ibadet yerleri. Hristiyan geleneğinde, inancında şarap kutsal bir içecektir. Tabii bu katedralin şaraphane bölümü de var. O dönemde şaraplarını bu mahzende bekletmişler. İçerisi oldukça serin. Bir çukur var. Muhtemelen bu çukurda bekletiyorlardı. Yine ızgaralar konmuş. Bu ızgaraların aşağıyla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü tam altı mutfak. Bundan 60 bin yıl önce aktif olan Hasan Dağ şu anda sönmüş bir volkanik dağ. Ve bu bölgedeki volkanik dağlardan çıkan tüfler volkanik katman oluşturmuş. Ve bu bölgenin mimarisini de bu volkanik katmanlar içine inşa edilen insan eliyle yapılan yerleşim yerleri ve ibadet merkezleri olmuş. O dönem Selimiye pazarına mal getiren deve kervanları güvenlik gerekçesiyle katedralin ikinci katındaki bu bölümde develerin bekletildiği bir nokta haline dönüştürülmüş. Develerin bekletildiği bölümden sonraki bölüm kervan yolu. Bu katedralin en çok merak edilen noktalarından biri bu kervan yolu. Erken Hristiyanlık döneminde Roma zulmünden kaçan Hristiyanların gizli yaşam alanları bu mağaralar, bu mabetler. Ama zaman içinde Bizans İmparatoru 1. Konstantin'in annesi Hristiyan olduğunu açıklayınca 1. Konstantin inançlarını
özgür bırakır tüm vatandaşlarını ve insanlar bu mağaralardan çıkmaya başlarlar. Tabii bu katedralde Bizans izleri de var. Sadece Bizans değil, Hitit, Asur, Pers, Roma, Bizans, Karamanoğulları, Osmanlı, uzayan bir liste var. Mutfak bölümü oldukça yüksek kubbeli, kenarlarda nişler var. Nişlerin içerisinde kandillerle aydınlık sağlanmaya çalışılmış. İç içe geçmeli bölmeler var. Yemek pişirme ile ilgili malzemelerin konduğu yerler var, oyulmuş bir şekilde. Ocaklar, yine tahılların konduğu çukurlar ve mutfağın devamında da yola hakim, olası bir tehlike anında hemen buradan kaçmayı sağlayacak tüneller var. Şu anda Selimiye Katedrali'ndeki manastır bölümündeyiz. Burası da bölmelerden oluşuyor, iki katlı. Manastırın ikinci bölümünden hemen bir diğer bölüme bağlantı var. Kilise bölümündeyiz. Kilise kapısının hemen üstünde erken Hristiyanlıkla ilgili simgeler taşa işlenmiş. Ama az önce de bahsettiğim gibi Bizans döneminde artık Hristiyanlık serbest bir şekilde kabul gören bir inanç haline dönüştükten sonra Bizans etkisiyle bazı şeyler de değişmiş. Ve bu katedralde ilk sesli ayin okutulmuş bu bölgede ve bir diğer detay, bu katedralde bir tane haç şeklinde anahtar var. Bu haç şeklinde anahtarın bulunduğu katedrallerde alınan kararlar kanun niteliğinde. Yani Hristiyanlıkla ilgili önemli kararlar alınmış ve bu kararlara herkes kanun gibi uymak zorunda. Kilise bölümünün hemen yanında şapel de var ama kilise gerçekten yapıldığı dönem için oldukça ileri bir teknikle yapılmış. Sütun süsü verilmiş. Tavan oldukça yüksek. Ve simsiyah, tabi bu siyahlık doğa koşullarıyla zaman içinde olabilir. Bir diğer sebebi de ibadetlerde kandil ve mum yakıldığı için bu sis olmuş olabilir. Ama gözlerimiz fresk arıyor. Normalde kiliselerde Hazreti İsa ve Meryem Ana ile ilgili tasvirlerin yapıldığı freskler bulunur. Bu fresklerin varoluş sebebi, neden gerek duyuluyorla ilgili bir diğer detay, okuma yazma bilmeyen insanların bu freskler sayesinde Hazreti İsa'yı ve Hristiyanlığı anlamaları ve tanımalarını sağlamak. Thank you.
Çok yoğun ziyaretçi trafiği var ama yurdum insanı ta buraya da çıkmış, adını kilisenin duvarlarına yazmış. Yapmayın, milli servettir. Bizden sonrakiler de gelip gezecek. Kilisenin absis bölümündeyim. Şimdi de oldukça yüksek ve belli belirsiz freskler var. Yine fresklerde Hristiyanlıkla ilgili sahneler canlandırılmış. Ve sütunlar dikkat çekiyor. Bizans etkileri. Bilirsiniz, Bizans mimarisinin temelidir sütunlar. Burada da bolca sütun var. Sütun başlıklarına dikkat ettiğimizde hemen üstünde belli belirsiz freskler. Bu fresklerdeki temalar genelde Hristiyanlıkla ilgili sahneler. İşte son akşam yemeği, İsa'nın çarmıha gelişi, Hazreti Meryem'le ilgili sahneler gibi gibi oluyor. Muhtemelen burada da öyle var. Ve erken Hristiyanlıkla ilgili simgelere de yer verilmiş. Roma döneminde Hristiyanlık gizli bir ibadet şekli, gizli bir inanç olduğu için o dönemde Hristiyanlar birbirlerini tanımak için, daha doğrusu bir binanın ya da mabedin Hristiyanlık merkezi olduğunu, Hristiyanlıkla ilgili bir inanç alanı olduğunu tanımlamak için şifre olarak balık kullanmışlar, balık figürleri. Erken Hristiyanlıkla ilgili ibadethanelerde, kilise ve şapellerde, taşlarda balık figürlerini de görebilirsiniz. Ve Hristiyanlığın artık genel bir inanç olarak kabul edildiği dönemlerde ise çarmıh kullanılmış simgesel olarak. Ve günümüzde de çarmıh kullanılıyor. Burası önemli bir din merkezi ve askeri üs. Önemli dini kararlar burada alınmış. Meclis gibi kilise absisinin bölümü burası. İnsanlar hemen ön kısmında yer almışlar muhtemelen. Yine vaftiz çukuru var ve ilk sesli ayin burada düzenlenmiş. Hemen önümde vaftiz çukuru var. Bu da bir ayin. Hristiyanlıkta önemli bir ayin. İbadet şekli ve yine sütunların içerisinde oyuklarda mum yakılmış izleri var, görebiliyorsunuz. Ve haç işaretli anahtarı buldum sonunda. Bu katedralde önemli kararlar alındığının ve kayıtsız şartsız kabul gördüğünün işareti bu anahtar. Thank you.
katedrali yaklaşık 20 dakikada dolaştık. İbadet yerlerini, yerleşim alanlarını, yaşam alanlarını görüntüledik. Burası bölgenin en büyük katedrali ve Güzelyurt bölgesinde Manastır Vadisi var. Yaklaşık 4 kilometre boyunca manastırlar var sağlı sollu. Ve sadece Hristiyanlık anlamında kullanılmamış bu bölge. Karamanoğulları ve Osmanlı döneminde de bu katedralin üst kısmı kale olarak kullanılmış. Çünkü burası İpek Yolu güzergahı üzeri ve tarihin her döneminde oldukça hareketli. Hasan Dağı ve Erciyes. Sönmüş volkanik dağlar 60 milyon yıl önce başlamışlar bu coğrafyayı şekillendirmeye. Bu volkanik yanardağların tüfleri, volkanik kalıntılarla böyle güzel şekiller oluşmasını sağlamış ve bu bölgenin adı Kapadokya. 60 milyon öncesine dayanan bu coğrafi geçmiş paleolitik çağda insanoğluyla buluşmuş ve insanoğluna yaşam alanı olmuş, inanç alanı olmuş, ibadetlerini yapmışlar, yaşam sürmüşler. Hala günümüzde de yaşam izleri var. Yani insanlar hala günümüzde bu coğrafyada yine oyma tekniğiyle oluşturulmuş evlerin içinde yaşamaya devam ediyor. Kapadokya deyince ilk aklımıza gelen Ürgüp Göreme olur. Evet, oraları da çok güzel. Turizmden hakkını fazlasıyla alıyor ama Kapadokya geniş bir alan ve bu geniş alanda Aksaray biraz daha az biliniyor. Ama bizim önerimiz, yolunuz bu taraflara düşerse Nisan ayları çok ideal. Ihlara Vadisi ile bu Selimiye bölgesini rotanıza almanız. Katedralin bendeki yarattığı hissiyat, kayalar seni delik delik delerim oldu. Evet, hemen aşağıda ne var? Bir tesis var, hediyelik eşya alabilirsiniz. Burayla ilgili toprak temalı pek çok eşya var. Ve halı temaları. Taşkale halısı ünlü buranın, bu bölgenin. Onlar görebiliyorsunuz bu alışveriş merkezinde. Bakır siniler var. Kısacası nostaljik hediyeler, eşyalar var. Kapadokya temalı. Toprak cezve. Toprak cezve. Kim bilir bunda pişen kahve ne kadar güzel olur. Kahve dedik. Kahvemizi çekelim. Benim çocukluğumda anneannem bunda çekerdi kahveyi. Hemen kullanacağımız kadar çeker. Kahveler yapılır ve gerçekten o kahvelerin lezzeti bugün bizim kahve makinelerde yaptıklarımıza 5 basar. Zeynep odundayım. Ne olduğunu bilmiyorum ama bir şey ezmek için sanırım. Çok yumuşak taştan yapılmış. Yani bu bölgenin doğal yapısı günümüzde de insanların geçim kaynağı olmuş. Hediyelik eşya anlamında da çok güzel farklı şeyler tasarlanıyor. Selimiye Katedrali'nin hemen karşısında bir türbe var. Türbenin ilginç hikayesini sizden dinleyelim. Evet, arka tarafımızda bir tane türbe.
Selçuklu dönemine ait bir türbe. İlk önceki ismi Ali Paşa Türbesi, sonraki ismi ise Selime Sultan Türbesi. Ali Paşa önceden çok büyük bir komutanmış Selçuklu döneminde. Ali Paşa ve ailesi şehit düşmüş, arka tarafımızdaki türbeye koyulmuş. 1316 yapılış tarihi, 1317 bitiş tarihi. Yani türbenin adı Ali Paşa olması gerekirken türbeyi yaptıranın ismi verilmiş, doğru? Evet, doğru. Tarihi köyün içinden Meryem Ana Kilisesi'ne doğru giderken hemen sağda halıcı gördüm. Hemen daldım. Kadir yanımızda. Taşpınar halılarıyla ünlü değil mi? Evet, taşpınar halılarıyla ünlü yöremiz. Normalde eski gelver halılarıyla da ünlüler ama şu an Taşpınar bölgesindeki eski ve yeni halılarımızla beraber kullanmaktayız. İstiyorsanız halılarımıza da bakabiliriz. Peki özelliği ne bu halının? Tamamen el dokuması olması, insanların, yaşlı nenelerimizin, ebelerimizin teker teker el emeği, göz nuru, şimdi tükenmekte olan ve nesli devam etmemekte olan halılarımız var. Tamamen el dokuması, elde boyanmış, natürel boyalarla yapılmış halılarımız var. Yani fabrikasyon değil. Peki yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çok çekiyor değil mi? Yerli ve yabancı turistlerin çok ilgisini çekiyor. Lakin bizim biraz daha halkımız el dokuma halılarını maalesef bilmiyorlar. Bunun nedeni de işte yurt dışından veya haberlerimizden, internetten, televizyondan gördüklerimiz reklamlarla makine hallarına daha çok yöneliyorlar. Oysaki makine hallarıyla aynı fiyatta el dokuma hallarımız, yaklaşık 500 TL, 1000 TL yukarı. Lakin aradaki şöyle bir farkımız var. Aldığınız makine hallarını bir hafta sonra, iki hafta sonra hem tüyleri çıkıyor, bozuluyor, hem de aldığınız, yani sonuç olarak her yaptığınız şey sizin için bir yatırım. İki hafta sonra bu ürünü, yani 1000 TL'ye aldığınız bir en kötü makine halısını bile 100 TL'ye satamazsınız ikinci elce. Ama en kötü 3000 TL'ye, 4000, 5000 TL'ye aldığınız bir makine el dokuma halısını 6 ay sonra, 1 sene sonra, 10 sene sonra tekrar aynı fiyata, aynı fiyatın üstüne satabilme şansınız var. Mesela biz yastığı... Aslında yatırım gibi değil mi? Evet, yatırım tabii ki. Önceden insanların, dedemecilerin, babalarımızın anlattığına göre markları bozdurup insanlar halı alıyormuş. Değerliymiş çünkü. Şimdi de gençliğimiz kıymetini bilmiyor. Aradaki fark şu, neden ucuz? Bir halının, 6 metrekare bir halının dokunması 2,5 ay, 3 ay sürüyor. 5000 TL, 6000 TL, 6 kare bir marka vermek istiyorum ama yüksek markalardaki bir makine dokuma halısı alın. 3000 TL, 4000, 5000, 6000, yani 10.000 TL'ye kadar çıkan var. Yani hem ekonomimiz için iyi olur, el dokuma hallarımızın kıymetleri, tarihimiz. Bunları yabancılar gördüğünde şaşırıyorlar. İngiltere'de, Amerika'da bunların dokunmuş örnekleri yok. Ama biz kendi kültürümüze maalesef uzakta kalıyoruz. Evet, her şeyi kaptırdığımız gibi halı kültürümüzü de kaptırdık. Hindistan'da falan çok üretiliyor el dokuması halılar ve tüm dünyada rağbet görüyor ama biz kendi halılarımızı henüz tanımıyoruz. Evet. Hak ettiği değeri veremiyoruz. Veremiyoruz. Peki ben en çok bu halıların üstündeki desenlerle çok ilgilenirim. Çünkü bu motifler Orta Asya'dan Anadolu'ya getirilmiş motifler. Hepsinin ayrı dili var. Her rengin ayrı bir mesajı var değil mi? Ve evet, bu mesajı sonraki kuşaklara bu halılarla aktarıyoruz. Ben kendim de bilmiyordum. Geçen gün bir sosyal medya platformunda paylaştım. Bir halı var. İzmir bölgesinde Bergama halısı. 12 tane haç var üstünde mesela. 12 haç, 12 havariyi anlattığını. Örnek veriyorum, 5 tane o haçın üzerindeki 5 tane Hazreti İsa, Hazreti Meryem, Kristofor'u falan tek tek anlattığını anlatıyor. Böyle halıların her biri gelecek nesillere bir mesaj. İşte mesela bizim Türk halısında da eli belinde motifleri var. Güneş motif var mesela. Güneş motif Hititlerden geliyor. Yani normalde insanların bizi ayrıştırdığına bakmayın işte. Ya Avrupalılar böyle, İranlılar böyle, yok Kürtler böyle, şöyle böyle. Onlar değil. Her biri beraber yaşamız. Örnek veriyorum, bir halının içerisinde haç da var. Müslüman halısının içerisinde eli belinde modeli de var. Güneş de var. Böyle değişik değişik motifler de mevcut. Size
Daha sonra bazı halılarımızı açarız, onu da gösteririz. Mesela bir adet daha halımız var, istiyorsanız onu gösterelim. Şimdi bu bir 16. yüzyıl, 17. yüzyıl kuşlu uşak halısı. Bunu Amerikan müzelerinde de araştırıp görebilirsiniz. Bu parça normalde 4 tane parçanın birleşmesinden oluşuyor. Kaç yaşında bu halı? 16. yüzyıl, 400 yıl, 500 yıllık halının parçalarından birleştirme ve çok değerli. Bunu görürseniz müzelerde çok büyüklerini göreceksiniz. Şu an Türkiye'de koleksiyonerler haricinde yani biz bulamıyoruz. Öyle diyeyim size. Bunun metrekaresine yani paha biçilemiyor. Örnek veriyorum, Amerika'da bir adet müze var, 152 bin dolar, 200 bin dolar bunun. Abartısız öyle. Yani motifler, bu özel bir dokuma. Peki bunun üzerinde bir takım simgeler var. Özelliği ne? Bunun özeli tamamen el dokuması olması, ayrıca bunların özel Bellini'nin modelleriyle dokunmuş olması, 16. 17. yüzyılda dokunmuş olmasından dolayı şey yapıyor. Özellikle Bellini'nin tablolarından esinlenerek yapıldığı için o motiflerle, o yüzden bu mal tutuluyor. Çok kıymetli. Evet, çok kıymetli. Bunun yaşından dolayı zaten şey yapıyor. Bir halı eskidikçe değerleniyor, koleksiyon değerine ulaşıyor. Tarihi bir köy burası ve hala ben katedralden yukarı köyün içlerine doğru girdiğimde tarihi evler görüyorum. Yine oyma. Hangi uygarlıklar geçmiş buradan? Hititlerden bu yana bütün uygarlıklar tek tek geçiyor. Selçuklular, Bizans, Osmanlı, hatta katedralimizin üst tarafında da Aksaray Valiliği tarafından, Turizm Müdürlüğü tarafından yayınlanan şeyleri okursanız, Selçuklularla Moğolların arasındaki Anadolu'daki en büyük direniş Selime'nin katedralinin üst tarafında halen hendekleri var. O şekilde süre geliyor. Şu an köyün üst tarafında asıl gezilecek olan yerlerinde Meryem Ana Kilisesi, Star Wars'un çekildiği söylenen yerler var, peri bacalarımız var. Hem de suyun aktığı yerler var yani, tam insanların yaşandığı yerler. Şu an üst bölge kullanılmıyor, biraz daha turistik insanların gezmesi için. Asıl köydeki insanların yaşadığı yer şu an biraz daha uzak. Meşhur Taşpınar halısı. Renkler muhteşem. Bordo, turkuaz, mavi ve desenler. Nasıl başladınız bu mesleğe? Ben bu mesleğe baba mesleğim. Yaklaşık 35 sene falan oldu. 35 senedir bu işi yapıyorum. Anadolu ve Türkiye coğrafyasındaki bütün halılar hakkında bayağı bir bilgim var. Profesyonelim. O zaman sorum şu. Anadolu'da kaç tip ve çeşitli halı vardır? Şimdi her köyün veya her vilayetin kendine özgü halısı var. Biz bunları onların motiflerinden, boyalarından, özellikle de halının sırtına bakarak kullandıkları düğümlerden hangi bölgenin olduğunu bilebiliyoruz. Bu bizim bir mesleki tecrübemiz. Peki onu özgü kılan, o yöreye özgü kılan üzerindeki motifler ya da renkler midir? İlmek atılış şekli midir? Şimdi bizim Türk düğümlerinde iki çeşit Türk düğümü var. Bir tek düğüm var. Bir de biz gördes düğümü deriz. Farklı bir düğüm çeşidi var. Biz onlardan biliyoruz ama her yörenin kendine özgü bir modeli var. Mesela Karaman Taşkale ters ilmek. Evet. Mesela demirci halıları tek ilmek. Bizim İç Anadolu çift ilmek kullanırız. Biz kapalı düğüm deriz. Mesela Taşpınar'ın kendine özgü bir modeli var. Bu Mide Çamardı bölgesine ait farklı bir modeli var. Şu Konya Arısama, bunun farklı bir modeli var. Yani her bölgenin kendine has özgün bir modeli var. Taşkale halısı coğrafi işaret aldı mı? Almıştır tabii. Muhakkak almıştır. Aynen. Tabii. Bu şimdi Bergama halısı. Biz bunu geçenlerde bir Facebook'ta paylaşmıştık. Orada bir yabancı bir arkadaş yorum yaptı. Bunların Rum tebaa tarafından 18. yüzyılda dokunduğunu ve üzerindeki motiflerin İsa'nın 12 havarisini teşkil ettiğini, burada 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 havari ve ortadaki 4 tane, 5 tane motifinde azizleri teşkil ettiğini söyledi. Bunlar tamamen bizim hem Anadolu motifi var hem de eski Osmanlı tebaasında yaşayan azınlığın motifleri var. Burada da Arapça zaten şeyler var, yazılar var. Muhakkak belki o azizlerin ismi yazıyordur şu köşelerinde. Tamamen bu doğal kök boyadır. Osmanlı dönemi boyasıdır.
Yani %100 yünden yapılmıştır. Yaklaşık 250-300 yaşında olan bir halımızdır. Kültürel mirasımız zaten. Evet. Anadolu insanı, kızlar evlenmek istediklerinde halı dokumuşlar. Tabii. İnsanlar yaşamlarını halılara dokumuşlar. Eskide... Yani bu coğrafyada yaşayan herkes içinde bulunduğu şartları, duyguları ilmeklerle, evet, halılara işlemiş. Tabii bizim, çünkü daha önceden kişi sevdiğini mesela kızlar erkeklere söyleyemiyormuşmuş. Köylü bana, teyzelerimiz anlatmıştı. İşte bir kilim, bir halı dokur. İşte hoşuna giden erkek sokaktan geçerken onu balkona serer. İşte o erkeğe olan aşkını öyle ifade ettiklerini söylemişler. Zaten yani. Türküler var. Sevdiği, evet, olan sevdiğine bir kilimler dokur. Şimdi burada farklı bir halı görüyorum ben. Bunun özelliği nedir? Adı ne? Bu tiftik deriz biz. Buna tülü halısı diyoruz. Keçi yününden yapılma. Yün. Bunu eskiden gelinlerin atta gidiyorlardı ya, atın üstünü örtü olarak kullanmışlar. Eski 70-80 senelik unik bir parça. Peki kaç ayda yapılıyor böyle bir halı? Bu bir ay gibi falan yapılıyor. Çünkü bunun düğümleri biraz seyrek. Ama çok otantik, değişik. Bunlar da Orta Asya'dan gelme. Tabii Orta Asya'da atın üzerine atmak için şey yapılmış. Çok özel bir şey. Evet, ben çok beğendim. Taş binalar var. Köyün içinde geziyoruz. İkinci kat biraz daha öne doğru eli böğründelerle çıkartılmış. Her evin üzerinde sahibinin ismi ve yapılış tarihi bilgilerine rastlamak mümkün. Mardin evleri havası da var. Şöyle baktığınızda kendinizi Mardin sokaklarında geziyormuş gibi hissediyorsunuz. Mutfağa girdim. Evet, mutfakta ne var? Bölmeler var ürünleri koymak için. Ve o dönemin davlumbazını yapmışlar kendilerince. Yemekler pişiyor ve yemek buharları vup yukarı. Üç nefli bazilika planlı kilise, Meryem Ana Kilisesi bu bölgede bu planın tek örneği. İçerisinde freskler var. Fresklerde Hristiyanlıkla ilgili önemli sahneler tasvir ediliyor. Koyi Mesis, İsa'nın göğe çıkışı ve Meryem'in ilk 7 adımı bu kiliseyi diğerlerinden ayıran önemli özellikler. İçerisi serin, buz gibi ve tavan oldukça yüksek. Tavana bile işleme yapmışlar. O çağda nasıl bir teknik, nasıl bir sabır oraya çıkıp o işlemeleri yapabilmek. Selimi bölgesi eşsiz güzelliklere sahip. Ben burayı gerçekten çok sevdim. Kapadokya gezisi planlıyorsanız mutlaka uğramanız gerek diye düşünüyorum. Çünkü burada tarihle iç içe
olabiliyorsunuz. Aynı zamanda eşsiz doğa ve muhteşem kültür de size eşlik ediyor. Doğanın sessiz kucağında huzurla birkaç saat geçirmek mümkün. Dik bir yamaç üzerinde pek çok peri bacası var ve bu peri bacaları süslüyor köyü. Kocaman bir katedral var, az önce gezdik. Selime Sultan Türbesi de aynı şekilde buraya dahil. Selime Sultan Türbesi'nin bulunduğu köye de ismini vermiş aynı zamanda. Kalesi kayaya oyulmuş bir şekilde inşa edilmiştir ve benzersiz kiliselere sahip bu bölge. Selime bölgesi tarihi ev sahipliği yapan oldukça önemli bölgeler arasında yer alıyor ve Güzelyurt Ihlara Vadisi'ne uzaklığı yaklaşık 15 kilometre kadar. Tarihe şahitlik yapan doğal güzellikleriyle Kapadokya'nın en önemli bölgelerinden birisi. Sultan Hanı Kervansarayı'nın önünden sesleniyoruz sizlere. Burası Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat tarafından 1229'da yaptırılmış. Müthiş bir taç kapı, anıtsal bir taç kapı karşılıyor bizi. Anadolu Selçuklu sanatının en güzel örneklerinden bir tanesi. Anadolu Selçuklu sanatı nasıl gelişmiştir? Kendine ait motifleri, şekilleriyle biraz onu konuşmak lazım aslında. Anadolu Selçuklu Beyliği doğudan, yani Orta Asya'dan Anadolu'ya gelirken getirdiği bezeme ve motifleri Anadolu gibi çok kültürlü bir coğrafyanın motifleriyle birleştirince kendine ait bir üslup yaratmış. Ve bu üslup bize böylesine anıtsal kapılarda, cami mihraplarında, kısacası her yerde karşımıza çıkıyor. Evet, desenler, motifler, her biri kendine özgü. Aslında hepsinin bir hikayesi var. Selçuklu kişiliği kazanıyor. Bu üslup çok popüler sanat tarihinde. Selçuklu yıldızı diye de bir simge var, literatüre geçmiş. Türkistan yıldızı da deniyor. 8 köşeli bir yıldız ve her köşesinin bir anlamı var. Merhamet, şefkat, sabır, sır tutma, cömertlik, sadakat, şükretmek ve doğruluğun simgesi. Konya Aksaray Kervan Yolu üzerinde bulunuyor Sultan Hanı. 1229 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmış. Mimarı Şamlı Havlanoğlu Muhammed. Sonrasında 1278 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Gıyasettin Keyhüsrev döneminde yeniden restore edilmiş ve aynı zamanda yeni bölümler eklenmiş hana. Yazlık ve kışlık olarak iki bölümden oluşuyor bu han. Ve her iki bölüm doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı. Tabii yazlık kısmı biraz daha büyük. Zengin süslemeler var başınızda çevirdiğiniz dört bir yanda ve bölümler çeşitlilik açısından Anadolu Selçuklu'nun kendine özgü planını ön plana çıkaran eserlerden bir tanesi. Bir kere az önce gördüğünüz devasa mermer süslemeli anıtsal bir kapıdan giriş yaptık kervansaraya. Kapının üst kısmında bulunan mermer kemerin tepe kısmının her iki yanına motif oyma şeklinde El Minnetülillah, yani minnet Allah adıdır yazısı işlenmiş. Kapıdan içeri girdiğinizde önce giriş eyvanıyla karşılaşıyorsunuz. Geniş bir avluya giriyorsunuz. Açık avlunun ortasında köşk, mescit, hemen yanlarda mutfaklar,
yemekhane, hamam, oturma ve yatak odaları var. Burası bir külliye mantığında imar edilmiş. Selçuklu kervansaraylarında yolculara hizmet veren imam, müezzin, mihmandar, ambar memuru, hancı, aşçı, ayakkabı tamircisi, nalbant gibi çeşitli görevlilerin çalıştırıldığı da tarihi kaynaklarda yazar. Bu kervansaraylarda yerli ve yabancı ayırt edilmeksizin farklı din, dil ve ırktan olan herkese 3 gün boyunca ücretsiz olarak konaklama, yiyecek, içecek hizmeti verildiği de bence çok önemli bir detay. ...2014 yılında UNESCO Dünya Mirasları Geçici Listesi'ne eklendi bu kervansaray. Ve Sivas Gök Medrese'ye benzerliğiyle ön plana çıkıyor zamanında. Hem ticaret yollarının güvenliği hem de askeri üs anlamında bir kale olarak da kullanılmış. Yoğun bir ziyaretçisi var. Yerli, yabancı pek çok turist bugün hafta sonu olmasına rağmen kervansarayı büyük merak ve ilgiyle geziyor. Anıtsal kapıları bir seyir alem bölümlerinde sık sık ekranlara taşıdık. Sanat tarihi açısından hepsi birbirinden özgün ve çok özel yapılar. Anadolu Selçuklu döneminde ise ihtişamın hissedildiği desenler ön plana çıkıyor. Mermerle resim yapar gibi işlenmiş motifler. Hanın kemerlerle ayrılmış en güzel bölümlerinden bir tanesi burası. Kemerler muhteşem bir şekilde ışıklandırılmış ve yine bu bölgenin önemli el sanatlarından bir tanesi olan halıcılık örnekleri bu kemerlerin duvarlarında gelen yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunuluyor. Thank you.
Ihlara Vadisi, Aksaray ili Güzelyurt ilçesi sınırları içerisinde yer alıyor. Jeolojik dönemlerden 3. zamanda oluşmuş. Bölgenin mimarı Hasan Dağı ve Ihlara Vadisi boyunca ilerleyen Melendiz Çayı. Melendiz Çayı Vadinin tabanını oyarak daha büyük bir derinlik kazandırmış. Vadi uzunluğu 14 kilometre. Ve Melendiz Çayı vadi boyunca size eşlik ediyor. Ilısu kasabasından başlıyor. Yine kuzeybatı istikametinde yer yer 100-120 metre derinlikte Ihlara kasabası, Belli Sırma, Ziga, Yaprakhisar ve Selime'nin bulunduğu geniş alana inerek Selime Katedrali'nde son buluyor. İklim ılıman, çeşitli bitki örtüsüyle muhteşem bir flora var. Ve yine bölgede 105 adet kilise ve 10.000 civarında kayadan oyma mekan bulunduğu bilgisini de vermek gerek. Özellikle 4. yüzyıldan itibaren önemli bir manastır merkezi haline gelmiş Ihlara Vadisi. Vadi doğal yapısı itibarıyla 4. yüzyıldan itibaren keşişler ve rahipler tarafından çok uygun bir inziva yeri olarak kullanılmış. Farklı dilleri konuşan insanlar arasında Hristiyanlığın yayılmaya başladığı dönemlerde okuma yazma oranının düşük olması, Latince'yi az sayıda kişinin bilmesi dinin yayılmasını zorlaştırmış. İşte tam da bu yüzden bu dini yaymak için kiliselerde İsa'nın hayatı, İncil'deki konular, din büyükleri ve onlarla ilgili olaylar resimlerle anlatılmış. Müslüman Türklerin Anadolu'ya hakim olmasından sonraki süreçte ise bölgede yaşayan Hristiyanlar dinlerini özgürce yaşamanın yanı sıra Selçuklular tarafından himaye edilerek hoşgörülü bir anlayışla idare olunmuşlardır. Vadi içerisinde yer alan St. George Kilisesi'nin duvarlarına Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Mesud'un tasvirinin yapılması bu durumun en güzel göstergelerinden bir tanesidir. Tarihi ve doğasıyla Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi Türkiye'de ölmeden önce gezilecek yerler listesinin başında bu iddialı başlığı okuduğumda abartmışlar diye düşünmüştüm. Abartmamışlar, bence az bile söylemişler. Tarihiyle, doğasıyla bu vadi koruma altında ve burası endemik bitki çeşitliliği gibi pek çok özelliğinin yanı sıra sıcak su kaynakları ve tarihi kalıntıları açısından da oldukça zengin. Biraz vadi bilgisi vermek istiyorum bu güzel manzara eşliğinde. Vadi 3268 metre yüksekliğindeki Hasan Dağı ile 2963 metre yüksekliğindeki Melendiz Dağları'nın eteklerinde kurulmuş. Tam 397 basamakla müthiş bir doğanın ve tarihin ortasındayız. Ağaç Altı Kilisesi'ni dolaşacağız. Şimdi buradaki freskler 9 ve 11. yüzyıla tarihlenmekte. Oo, her taraf fresklerle dolu. Küçük ama bolca tarih. Merkez mekanı açılan ana apsisiyle güney yan apsisi yıkılmış. Fresklerden söz etmek istiyorum. Doğu yarıda müjde, alınlığında ziyaret, doğum, batı yarısında üç müneccimin gelişi ve yine kuzey haç kolu tonozunun doğu yarısında Mısır'a kaçış, vaftiz, koimesis denilen tasvir yani Meryem'in ölümü tasviri. Bitkisel ve geometrik süslemeler, Daniel peygamberin aslanlar arasındaki tasviri ve yine kubbesinde
İsa'nın göğe yükselişi, havariler ve peygamberler tasvir edilmiş. Zaten vadinin ne kadar güzel olduğu konusunda yol boyunca size eşlik eden manzara biraz fikir veriyordu açıkçası. Baharın da coşkusuyla tam bir renk cümbüşü var dört bir yanda. Muhteşem bir doğanın parçasıyım şu anda. Etrafta daha önce hiç görmediğim tipte, şekilde, renkte bitki örtüsüyle karşılaştım. Ve böyle çok şirin fotoğraf çekimleri için mekanlar yapılmış. Çok güzel düşünülmüş. Su sesi, kuşların cıvıltısı ve bu muhteşem tarihin içinde ilerlemeye devam ediyoruz. Doğa bu kadar muhteşem olunca kuşlar da muhteşem. Huzurun sesini arayanlara işte huzurun sesi. Vadi boyunca ilerlerken ilginç görünümlü yarıklar, mağaralar, bazen sivri, bazen yassı tepecikler. Su ve erozyon vadiyi şekillendirmiş. Yürüyüş rotası boyunca envai çeşit bitki karşınıza çıkıyor. Bitki çeşitliliği oldukça şaşırtıcı ve çoğu da daha önce rastlamadığım türden. Yöreye özgü. Oldukça rahat bir yürüyüş rotası, engebeli değil. Yürüyüş yollarında nefes alma yerleri de var. Zaman zaman karşınıza çıkan işletmelerde dinlenmek mümkün. Ihlara Vadisi'nde çokça kilise var. Bunlardan bir tanesi de Yılanlı Kilise.
kayalara oyulmuş kilise haç planı şekliyle diğer kiliselerden farklı bir formda. İçerisindeki bulunan tasvir ve fresklerle de alakalı söylenebilecek şey, Hristiyanlıkla ilgili olayların tasvirleri yanı sıra öteki dünyayla ilgili bir takım sahnelere de yer verilmiş. Yılanlı kilisede, fresklerde, İncil'de yer alan konuların yanı sıra öteki dünyayla ilgili konular da işlenmiş. Özellikle 9. ve 11. yüzyıllara tarihlenmekte olması enteresan. Yılanların saldırısına uğrayan 4 kadın tasviri kiliseye adını vermiş. Birinci kadın pek anlaşılmıyor. İkinci kadın çocuğunu emzirmediği için göğsünden, üçüncü kadın ağzından, laf dinlemeyen kadın da kulaklarından saldırıya uğramış. Hikaye ilginç. Her taraf fresklerle dolu ama zaman içinde tahribata uğramış. Kilise apsisinin olduğu yerde de yine Hristiyanlıkla ilgili olaylar fresklerle anlatılmaya çalışılmış. Oldukça fazla ziyaretçisi var kilisenin. Ihlara Vadisi'nin en popüler kiliselerinden bir tanesi. Ve bu muhteşem doğada biraz da tarih konuşalım. Hristiyanlığın ilk yıllarında milattan sonra 4. yüzyılda Göreme, Güzel Yurt ve Belisirma bir dini merkez konumundaydı. Vadideki yapıların çoğu 9. ve 12. yüzyıl arasında inşa edilmiş. Ve tarihi kaynaklara göre burada milattan sonra 11. yüzyılda 100'ün üzerinde kilise, 16 manastır, 1500 yerleşim yeri ve toplam nüfus 80 bin ile 100 bin civarı. Ihlara Hellence'de ılık su demekmiş. Bu bölgedeki ılık maden suyu bu vadiyi Ihlara olarak anılmasına sebep olmuş. Evet, 300 küsür basamağa tırmandık, indik. İnmek kolaydı ama çıkmak biraz zor oldu. 10 dakikadır kendimize gelmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 9000 adım atmışım. Deneyimlerim tek kelimeyle muhteşem. Belisirma köyüne gidiyoruz şimdi. Köyün tarihi oldukça eskiye uzanıyor. Köyde Selçuklular ve hatta daha öncesinden de yerleşim olduğu bilgisini de vermek gerek. Belisirma'yı çok okudum buraya gelmeden önce. Adeta saklı bir cennet yorumları vardı. Köyün içine girdik. Oldukça kalabalık. Etrafta tur otobüsleri var. Otobüslerden inmiş herkes. Fotoğraflar, videolar çekiliyor. Oldukça hareketli. Çok yoğun. Suyun üzerinde yemek yiyebileceğiniz yerler var. Etraf yemyeşil ve tek kelimeyle muhteşem. Ihlara Vadisi'nin hemen kenarında eski bir Rum köyü, Belisirma. Rumca Pelistrema'dan türetilmiş ve anlamı hoş manzara. Sizce de çok hoş değil mi? Evet, köy zaman içinde çok göç vermiş ve
Oldukça küçük bir köye dönüşmüş. Ne zamana kadar? Yerli ve yabancı turistler burayı keşfedene kadar. Keşfettikten sonra da bu bölgede pansiyonculuk almış başını gitmiş. 72 milleti görmek mümkün. Bu manzara tek kelimeyle muhteşem. Bugünün ortamında bile bu kayaları nasıl böyle güzel kesip şekillendirip yaşam alanlarına dönüştürmüşler. Akıl almıyor. Ve doğa tek kelimeyle muhteşem. Hele bahar, sarılar, yeşilin her tonu. Evet, bence de bu Rumlar çok doğru bir isim koymuşlar. Belisirma köyünün seyir tepesinin hemen yan tarafında Ağlak Kilise var. Yanında da bir bezirhane var. Bezirhanede o dönem aydınlatmada kullanılan bezir yağ üretimi yapılmış. Bu bölgede yetişen ızgın otu bu bezirhanelerde işlemden geçildikten sonra elde edilen bezir yağı kandillerde ve bu bölgenin aydınlatmasında kullanılmış. Ağlak Kilise'nin hemen bitişiğinde kayalara oyularak yapılmış bu bezirhane. Kemerli bir girişi var. İçinde ahşap malzemeden yapılmış bezir yağı havuz teşkilatı bulunmakta. 12. ve 13. yüzyıllara tarihleniyor bu bezirhane. Ve bu bezirhaneler yapıldığı dönemlerde bölge halkının aydınlatmada kullandığı bezir yağı üretim yerleridir. Bezirhanelerle ilgili ilk kayıt 2. Beyazıt döneminde, sonrasında Kanuni döneminde. Harman taşı ve iyi denilen büyük ağaç burgu ve kiriş denilen 4 büyük ağaçtan oluşuyor bezirhane ve yağ çıkarılacak tohumlar fırında kavrulup soğutulduktan sonra eleniyor oradan harman taşına. Bu taş üzerindeki ahşap kol çeki hayvanının boynuna geçirilip dairesel hareketlerle yağ çıkartılıyor. Manda, öküz ve at kullanılmış bu bezirhanelerde ve kullanılan hayvanlar bezir küspesiyle besleniyor. Bezirhanenin hemen bitişiğinde Ağlak Kilise var. Ağlak Kilise'nin freskleri de 10. yüzyıl sonu ile 11. yüzyılın birinci yarısında tarihleniyor. Bu fresklerde İsa'nın doğumu, Anastasias dediğimiz İsa'nın cehenneme inmesi, Kudüs'e giriş, son akşam yemeği, fırında 3 İbrani genci, Mısırlı Meryem'in takdis edilmesi gibi tasvirler işlenmiştir. Tuz Gölü, Türkiye'nin en az yağış alan bölgesinde, özellikle yaz aylarında buharlaşma fazla olduğu için gölün üzerinde yürüyebiliyorsunuz. Gölün derinliği 50 santimetre kadar ve özellikle yaz aylarında bu kuraklıktan dolayı 30 santim kadar tuz tabakası ortaya çıkıyor. 85'in üstünde kuş türüne ev sahipliği yapıyor Tuz Gölü. Ve 6000'in üzerinde kuş yuvalanma alanları var. Pek çok endemik bitki var. Türkiye'nin bitki çeşitliliği açısından
merkezi bir yer burası. Çünkü neden? Dünya son zamanlarda kuraklıkla mücadele ediyor. İklim değişikliğiyle mücadele ediyor. Ve Tuz Gölü'nde incelenen endemik bitkiler ileriki dönemlerde kuraklığa ve tuza dayanıklı sebze ve meyve üretiminde kullanılacak gen bilgi bankası olarak değerlendiriliyor. Sadece bu muhteşem manzara, kuşlara yuva olması ya da endemik bitki çeşitliliği değil, bu Tuz Gölü'nün bir diğer özelliği de tuz ve mineralin sağlık açısından da, sağlık turizmi açısından da oldukça önemli olması. Çünkü neden? Bu mineraller cilt bakımında ve saç bakımında çok yoğun kullanılıyor kozmetik sanayinde. İşte bu yüzden Tuz Gölü'nün bazı bölümlerinde tesisler var. Oralara uğrayıp bu ürünleri satın alabileceğiniz tesisler var. Ve diğer detay hasır otu. Tuz Gölü'nün sazlık bölümlerinde yetişen hasır otu, İç Anadolu'nun hasır otu ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyor. Hissi gerçekten çok ilginç. Gölün üzerinde yürüyorsunuz. Evet, burası birinci derece sit alanı ve UNESCO Dünya Mirasları geçici listesinde. Tarih, doğa, muhteşem güzellikler, ilkbahar, papatyalar, hikayeler, daha neler neler. Bir Seyri Alem programının daha bugün burada sonuna geldik. Yepyeni seyirlerde, farklı hikayelerde buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın. Mersin Psikoteknik SRC Mesut Sezer Eğitim Kurumlarının sponsorluğunda hazırlanan Nil Sezer'le Seyri Alem programı sona erdi.